Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size çok yakışıklı bir karides burger yapacağım. Ne dediniz? Karides burger mi? Evet, aynen karides burger. Elimde böyle et karidesler var. Çok rahatlıkla bulunabiliyor artık bunlar. Temizlenmiş. Genelde şoklu olarak satılıyor. Arzu ederseniz tazesinden yaparsanız daha güzel olur ama ben açık açık söylüyorum. Bunlar şoklu, hazır aldığım karidesler. Neler var malzeme? Hamburger ekmeği var. Havuç var, kabak var, karides cipsleri var. Bunları da çok rahat buluyorsunuz. Derin yağda kızarttığınız zaman acayip şişiyorlar falan. Çok güzel. Limonu var, yeşilliği var. Fazla uzatmadan bağı var, bahçesi var. Artık yemeğe geçelim. Neler olacak? Şunlar olacak. Karidesi acılı yapacağım. Acılı bir karides burger olacak bu. Bayağı böyle acılı acılı yenecek. Böyle elinizi batıracağınız lezzetli bir ürün olacak. İçerisinde mayonez ketçap yok. Ekşi krema yapacağım. Yani limonlu dereotlu bir krema olacak. Ekmeğin alt bazına sürecek olduğumuz mayonezli ketçabı unutun. Mayonezsiz, ketçapsız bir karides burger vaat ediyorum size. Şimdi ocağın altında yağın altını yakıyorum, ısınıyor. Diğer taraftan da hemen burada tavamızda yapacak olduğumuz işleri size anlatacağım ama öncesinde bu karidesi soteleyip acılı ve limonlu yapacağım. Limonun da neyi lazım diye düşünüyorsanız dış kabuğu lazım bana. Şöyle birkaç tane limon kabuğunu ince ince kıyacağım ve karidesin içerisine ekleyeceğim. Şimdi bunları böyle jülyen de bırakabilirsiniz ama ben jülyen istemiyorum. Limonun kabuğunda aroma yüksek olduğu için daha ince olması lazım. Yani göstereceğim şekil şu. Çeviriyoruz. Bir de böyle küçük 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 doğrayacağız. Benim bir ustam vardı çıraklığımda. Ustam soğanı nasıl doğrayayım diye sorduğumda fare dişi derdi. Usta ya falan başka tabiri yok mu bunun derdim. Enteresan bir adamdı, Allah selamet versin. Fare dişi derdi. Çok gülerdim ona yani. Yani hani şey diyor, yemeklikten de ince olanına fare dişi. Kendince bir tabir bulmuş. Bollu da değildi ama böyle bir durumdu yani. Şimdi biraz zeytinyağında karidesi çevireceğim. Sona doğru tereyağını ve acı sosunu atacağım. Bakalım tavamız ne durumda? Evet, gayet güzel. Bunu aslında hani olur da ekmek arası bir şekilde göstereceğim ama bu tarifin bazını direkt olarak tabakta da yiyebilirsiniz. Yani ekmekte yapacağım ben ama aklınızın bir köşesinde bulunsun. Böyle de tüketebileceğiniz bir tarif. Her iki yere de hizmet edebiliyor aslında. Şimdi diğer taraftan mandolinden havucu ve kabağa geçeceğim. Bunları da ayrı bir yerde soteledikten sonra garnitür olacak. Yani karidesle de birlikte sotelenebilir ama ben ayrı ayrı yapmak istiyorum. Sebebini de söyleyeyim. Daha şık duracak. Görsel olarak daha şık olacak. Onun için de hemen mandolinden tezgahın üstüne geçirelim. Bu da hazır. Sana teşekkür ediyorum mandolin. Of of. İlk attım. Hemen karıştırma işlemi yapmıyorum. Birazcık rengini alsın, mühürlensin istiyorum. Onun için de fazla dokunmadan ufak ufak yoluna devam etsin o. Biz burada başka ne yapacağız? Dereotuna ihtiyacım var. Bu limonun dış kabuğunu aldığımız limonun da suyuna ihtiyacım var. Hemen göstereceğim. Şöyle gelişigüzel dereotunu doğradım. Bir tane kasenin içerisine birazcık krema. Ve bu limonu da suyunu kullanmak için kesip sıkıyoruz. Bu tarz küçük yani hani bir kasenin içerisinde ekşi krema yapacaksanız ekstra bir mikser kullanmanıza gerek yok. Zaten limonun suyu kremanın kıvam almasını sağlayacaktır. Onun için de boşa mikser çalıştırmayın. Evet, geldik buraya. Arada tezgahtaki yani ocaktaki karidesi de unutmamak lazım. Tereyağını ekliyorum. Limonunu ekliyorum.
Birazdan da acı sosunu ekleyeceğim. Şöyle ufak ufak o yağ erisin. Karidesle birlikte. Bakın pişmeye yakın rengini hemen gösteriyor. Dereotunu da ekliyorum buna ve çok az tuz. Ekşi kremada ne var? Tuz, krema, dereotu ve limon suyu. Bu kadar yeterli. Bazen yoğurtla da yapıyorlar yumuşak olsun diye. Hani süzme yoğurt falan da koyabilirsiniz arzu ediyorsanız. Ben karides olduğu için yoğurt kullanmak istemedim açıkçası. Şöyle küçük bir karıştırma işleminden sonra zaten kıvamını görüyorsunuz. Hemen kıvamı aldı. Tamam, bu benim için yeterli. Bir köşede bu beklesin. Şimdi acı soya geldi sırada. Kendi tasarladığım acı soyu kullanıyorum. İnanılmaz bir ürün. Alev kırmızısı. Ve acıyla ilgili size bir bilgi vereyim. Kaliteli acı ağzı yakar, kötü acı gırtlağı yakar. Bu ürün gerçekten mükemmel bir acı sos. Böyle cam kırmızısı. Hani derler ya böyle kan kırmızısı. Mükemmel bir ürün. Zaten karidese de hemen kendi karakterini yansıttı. Hemen tuzunu çekiyorum üzerine. Çok az da karabiber. Yani bu limon aromasıyla acının çarpıştığı mükemmel bir lezzet olacak. Hani bazen lezzetleri tarif etmeye çalışırım kendimce. Bu onlardan bir tanesi oldu. Bakalım burada ne durumdayız. Yağın altını biraz daha açalım. Daha ısınmamış. O ısındığı zaman hani yağın ısınıp ısınmadığını küçük bir malzeme atarak kontrol edebilirsiniz. Orada ısındığında bana zaten diyecek ki ben hazırım. Buyur gel. Tabii ki. Son olarak buraya da dereotunu ekliyorum. İşte dostlar ortaya şöyle bir yakışıklı çıkıyor. Limon aromalı, hafif acılı, dereotlu, mis gibi tereyağlı karides. Şimdi bu tarafa bakalım neler oluyor. Ya bana diyor ki gelebilirsin. Karides cipsin en sevdiğim yanı. Böyle attığınızda ortaya çok güzel bir görüntü çıkarması. Birçok bölümde göstermişimdir. Böyle dümdüz bir şey pişirdiğiniz zaman çok güzel. Direkt olarak yiyebilirsiniz yani. Sesi duyuyor musunuz? İnanılmaz güzel. Bu bizim cipsimiz olacak. Yani patates cipsi yerine bu tarifte karides cipsi kullandım. Yağın altında kapattık. Bu da bir köşede beklesin. Neler var başka? Bakıyorum. Karidesim de hazır. Son bir işlemim var. Sebzeleri sotelemek. Hemen onu da aradan çıkaralım. Daha sonra sunuma geçeceğim çünkü. Şimdi bunun içerisine kornişon turşu ya da soğan da ekleyebilirsiniz ama ben birazcık lezzetleri dizayn ederken yakışması çok kıymetlidir. Zaten önünüze geldiği gibi lezzet dizayn edemezsiniz. Ya da hamburger dediğiniz zaman illaki mayonez, ketçap, kornişon turşu, soğan olacak diye de bir şey yok. Burada kendi mutfağımızın içerisindeki malzemelere göre en yakışıklılarını tercih etmeye çalışıyorum. Tavam ısındı. Çok fazla soteleme işlemi yok. Yani o havuçların diriliği gidecek sadece. Pişirmeyeceğim. Çok küçük bir döndürme işleminden sonra ocaktan alacağım. Başka da bir işi kalmıyor zaten. Hemen üzerine kabağa. Yani biraz dişe gelmesini istiyorum. Kısacası o. Evet. Bunun altını da kapatabiliriz. Birazcık tuz. Çok az da tereyağı. Çok çok az. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Bunu da ekledik. Şimdi her şeyim hazır. Karidesim hazır. Karides cipsim hazır. Garnitürüm hazır. Ekşi kremam hazır. Ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Evet dostlar, geldik sunuma. Şimdi neler yapacağız? Ekmeğimizi güzelce şöyle bir ortadan keselim. En alt kısma, yani tabana. Bunun normalde hamburgerciler taç diyorlar. Yani üst kısmı, susamlı olan kısım, üste gelen kısma taç deniyor arkadaşlar. Hani ekstra bir bilgi olarak vereyim. Zamanında hamburgercilere çok inovasyon çalışmaları yapmıştım. Böyle girip onların tişörtlerinden giyip 12 yıl önce falan bayağı böyle birkaç gün çalıştım oradaki sistem nasıl oluyor falan diye.
Çok komik olmuş. Tamam böyle giydim şeyde, tişörtte. Tişörtleri ondan sonra böyle logoları falan var. İşte operasyonu anlıyorum. Nasıl yürüyor işler? Ona göre inovasyon yapacağım diye. Şimdi dıştan görüyorsunuz bu ekşi kremayı koydum. Lolorososunu koydum. Üzerine de domatesini ekliyorum. Sırada ne var? Tabii ki sebzeleri var. Bu görüyor musunuz? Bakın sebzeler diri. Kesinlikle sebzelerde bir yayılma ya da ne bileyim böyle işte rahatsızlık veren, çok yan yatmış, boynu bükük değil, hafif al dente diye tabir ettiğimiz şekilde. Üzerine karidesleri ekleyeceğiz. Bakar mısınız şunlara? Yani buna sandviç de diyebilir miyiz? Hamburger de denir, sandviç de denir. Bir sürü şey denebilir yani. İnatçı düşüyor. Benden kaçamazsın. Şimdi bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Dibindeki sos. Bakın çok güzel bir sos var. Hani düşünebilirsiniz abi niye bu kadar fazla yapıyorsun diye. Bencil değiliz de ondan. Yani sadece bir tane sunalım değil, buradaki kalabalık ekibi de düşünüyoruz. Herkes tadabilsin, yiyebilsin diye. Şöyle üzerinden o limonlu, hafif acılı sostan da geçiyorum. Ki tüm tadı alabilelim. Oy oy! Bakar mısınız şu güzelliğe? Oy bunu kapatasım bile gelmiyor vallahi. Şöyle yapalım. Dizayn etmiş olduğumuz yakışıklıyı koyuyoruz. Diğer taraftan da birkaç tane de karides cipsi. İç içe koyalım ki çok kaba durmasın. Evet. Çok güzel. Şöyle de yapalım mı? Bunun üstünü kapatmaya kıyamadım vallahi bu görseli. Onun için şöyle ekmeğini de yandan bırakalım. İşte efendim yakışıklı yemeklerin mutfağında bugün karides burger vardı. Yanında da karides cipsi, altı sebzeli, ekşi kremalı mis gibi bir hamburger. Afiyet bal şifa olsun. Siz de farklı reçeteler ve tarifler denemek istiyorsanız yakışıklı yemeklere abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.